İstanbul bugün yaklaşık 6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Aslında hepimiz hissettik. İstanbul depreme hazır değil ama hazır olması için neler yapılması gerekiyor? Ayrıca bu depremin beklenen büyük İstanbul depremiyle bir bağlantısı var mı? Ve geçmiş dönemlerde yaşananlar, bütün bunları değerlendireceğiz. Hattımızda deprem bilinci Doktor Savaş Karabulut var. Savaş Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun diyelim öncelikle. Siz de yaşadığınız Geçmiş olsun. depremi tahmin ediyorum ki. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu Büyük İstanbul depremiyle aynı fay hattında olmadığı söyleniyor bu depremin. Doğru mu? Evet. Siz nasıl okudunuz gelişmeleri? Evet, öncelikle herkese geçmiş olsun tabii ki. Bu olan dünkü depremde 4.6 büyüklüğündeki Silivri Ormanı'nda meydana gelen depremde bugün olan depremde ikisi de Kuzey Anadolu fay zonunun kuzey kolunun kuzeyinde oldu. Yani ana kol üzerinde olmadı. Bizim aslında biliyorsunuz artık 99 depreminden sonra birçok Marmara'da fay hattının olduğu belirlendi. İşte Çınarcık Çukurluğu'nun olduğu kuzeyinde, ondan sonra işte bu depremlerin olduğu Kumrugaz Baseni'nin olduğu alan, sonra Tekirdağ Çukurluğu, Orta Marmara Çukurluğu ve Tekirdağ Çukurluğu ve Danosa kadar gidiyor. Yani birkaç tane segment var. Şu anda aslında bu depremlerin olduğu hat Kumrugaz Baseni dediğimiz, Kumrugaz Fayı dediğimiz 34 kilometre uzunluğundaki fay hattının hemen kuzeyinde oluyor. Bu ama depremlerin mekanizma çözümleri yapıldı. Jeofizik mühendisleri, sismologlar tarafından. Yapılan Kandil Rastlantısı'nın ben çözümlerine baktım. Çözümlerde sağ yönlü doğu tatımlı faylama var. Bir de küçük ters atım bileşeni var. Aslında normalde Kuzeydoğu fay zonunun karakteri de sağ yönlü doğu tatımlı faylama bildiğiniz kadarıyla. Ve bu depremler ana kolun hemen kuzeyinde oldu. Fakat depremlerin artçısına baktığımızda depremlerin artçısı yaklaşık kuzey, batı, güney, doğu, doğu devam ediyor. Yani bu dünkü deprem ve bugün olan depremler ve bunların artçılarının dizilimi yaklaşık kuzey, batı, güney, doğu, doğrultulu. Şimdi kuzey, batı, güney, doğu, doğrultulu fayın hemen altında aslında ana fay hattı var. Yani şu bizim kırılan fay hattı şu anda şöyle devam ediyor artçılar. Altta da bir tane ana fay hattı var. Kırılması beklenen fay hattı. Bizim aslında kırılmasını beklediğimiz hat daha güneyinde bulunan fay hattı. Şimdi bu depremler neden önemli sorusu aslında önemli. Şimdi 4.6'lık deprem de bu 5.8 deprem ve artçıları da aslında bizim aslında kırılmasını beklediğimiz aslında 7. ve civarında deprem öğretmesini beklediğimiz fay hattında gerilme birikiminin neden oluyor. O yüzden hala yani bu aşağıdaki deprem aslında Kuzeydoğu fay zonunun kırılması gereken kolu hala kırılmadı. Evet. Peki bununla ilgili şimdi bugün aslında depreme hazır olmadığımızı gördük. Siz ne diyorsunuz? İstanbul depreme ne kadar hazır? Biz şunu söylüyoruz. Ben kendim sonuçta jeofizik mühendisiyim. Deprem konusunda sismoloji alanında da öğretim üyesiydim. Biz Türk Mimar Mühendisleri Odası Birliği olarak da jeofizik mühendisleri odası olarak da yıllardan beri biz İstanbul'un depreme hazır olmadığına dair birçok panel etkinlik yapıyoruz. Özellikle 17 Ağustos 12 Kasım depremlerinin yıl dönemlerine tercih ediyoruz. Fakat deprem olduğunda da bu konuyla ilgili açıklamalarımız var. Zaten bu konuda meslek odalarımızın açıklamaları var. Üniversitedeki araştırma enstitülerindeki öğretim üyelerinin de bu konuda bilgi de var. Şimdi deprem olduktan sonra genel olarak yaşanan senaryonun klasik halini yaşıyoruz yine. Deprem oldu, insanlar tedirgin oldu, işte fay kırıldı ve ne yapacağız sorusu üzerine veya başka bir depremi tetikler mi sorusu konuşuluyor. Gerçekten şu konuda aslında şunu söylemek gerekiyor. Bu depremler aslında kırılması gereken fayı tetikleyebilir. Önemli olanlardan bir tanesi de bu. Yani biz aslında 7 nokta depreme yaklaşmaya başladık. Yani depremi öne aldı biraz daha bu 7'lik depremi. Ama biz şunu söyleyeceğiz. Deprem biz 20 yıldan beri söylüyoruz. Yani İstanbul depreme hazır değil. Türkiye'nin birçok il ve ilçesi depreme hazır değil. Ben Avcılar'da yaşıyorum. Avcılar'da deprem hazır değil. İnsanları korkutan da aslında durum bu. Yani bizim depreme hazır olmayışımız, binalarımızın depreme hazır olmayışı ya da güvenli barınma hakkımızın kamu otoriteleri tarafından, belediyeler, bakanlıklar tarafından yerine getirilmemesi bizi aslında tedirgin ediyor. Ve işin garip tarafı yapılan birçok bilimsel çalışma var. Özellikle 2018 ve 2019 yılında yayınlar var. Ben bunu çoğu zaman paylaşıyorum bu yayınları. Özellikle halkın anlaması için halkın anlayacağı dilde paylaşıyorum çeşitli sosyal medyada. Fakat şöyle bir durum var. Yani insanlar oturdukları binalara güvenmediği için şu anda sıkıntı yaşıyoruz. Elektrik hatlarında örneğin Silivri'nin olduğu yerde trafolarda sıkıntı yaşanmış. İşte Avcılar'da biliyorsunuz bir caminin minaresi devrildi. Avcılar'da birçok binada, Bağcılar'da, Eyüp'te birçok binada çatlaklar olduğu söyleniyor. Bahçelievler'de bir binanın yana yattığı söyleniyor.
Bunlar bile aslında, bu durumlar bile bizim yani depreme hazır olmadığımızın temel göstergesi. Fakat çıkmış bürokratlar şey diyor, yani insanlar kendi önlemlerini alsınlar diyorlar. Bakın, insanların önlemini almak, güvenli barınma hakkını tesis etmek yerel yönetimlerin ve bürokratların, bakanlığın görevidir. İnsanlar kentsel dönüşüm dediler, kentsel dönüşüm projelerini insanların önüne koydular. Şimdi 2000 yılından sonra yapılan binalar var. İnşaat Mühendisleri Odası'nın teknik dergisine yayınlanan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 3 öğretim üyesinin yaptığı çalışmalar, 2000 yılından sonra yapılan yapıların bile %17'sinin, ortalama %17'sinin orta ve ağır hasar alacağı söyleniyor. Yani 2000'den sonra yapılan binalar ve bunlar yeni yönetmeliğe göre dizayn edilmiş yapılar. Fakat 2000'den önceki yapıların, yaklaşık 1 milyon civarındaki yapının, 1 milyon, 1 milyon 100 bin civarındaki yapının durumu bilinmiyor. Biz 5.8'lik depremle aslında, ben aslında bugün sürekli onu dillendiriyorum. Doğa bize resmen tatbikat yaptırıyor. Doğa bizi zorluyor. Önlem alın, önlem alın diye bizi zorluyor. Ama bu önlem almak kişilerin salt elinde olan bir şey değil. Çünkü bizim mevcut oturduğumuz bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığının yapılması, çalışması bile yani 5 bin, 6 bin, 10 bin liralık bir masraf yani. Bu masraftan sonra binamız depreme dayanıklı değil raporu verildiğinde bu binamızı bizim tahliye etmemiz gerekiyor. Birkaç ay içerisinde veya hemen. Tahliye edildikten sonra bu binanın tekrar yapılması süreci var. Bu ciddi bir maliyet, ciddi bir yük. İnsanlar emek yani aldıkları asgari ücretlerle veya zor geçişin bu günümüzdeki koşullarla bunu yapmaları çok zor. O yüzden bence zaman kaybetmeden tekrar etmekte gerek varsa binaların tamamının belediyeler tarafından veya bakanlık tarafından kontrol edilmesi ve insanlara yapılarının güvenli olup olmadığının bilgisini verilmesi, hatta binaların girişlerine kart yapılması. Nasıl asansörler kontrol edilirken yeşil, kırmızı, mavi etiketler yapıyor. Binaların girişlerine de bu bina depreme dayanıklı değil veya şu önlemler alınması ile ilgili belediyenin veya ilgili otoritelerin çalışma yapması gerekiyor. Yani bu Hatta önemli. bunların Bunu onarımları ile ilgili bile adım atması gerekebilir. Bana kalırsa, çünkü evet. dediğiniz gibi sıradan bir vatandaş durduk yere böyle bir masrafı nasıl karşılayacak gibi bir problem ortaya çıkıyor. Evet, aynen böyle, bu şekilde. Yani ve şunu söylemekte gerek, tekrar ederek söylüyorum. Özellikle soruyorlar. Bu olan depremlerin artçıların dağılımı izlendiğinde ana kırılacak paya doğru enerjiyi devam ettiriyor. Yani biz daha küçük depremleri bekleyeceğiz, artçı depremler. Fakat daha büyük depremlere de hazır olmalıyız. Çünkü bizim İstanbul'da beklediğimiz depremler 7 büyüklüğündeki depremler. Bir veya birkaç tane 7 büyüklüğünde deprem olabilir. Burada gerçekten şu önemli bir şey. Yani kendi sakinlerini, yaşayan halkı korkutmak gibi derdimiz kesinlikle yok. Fakat Evet. bugün değil ki, zaten 20 yıldan beri söylenen bir şey bu. Bütün bilim insanları bunu söylüyorlar. Önemli olan bu konuda çözüm üretmek ve çözümü vatandaşlar kendi başına alamıyor. Bizim kilitlendiğimiz nokta da burası. Biz burada yıllardan beri meslek odaları olarak da, bilim insanları olarak da şunu söylüyoruz. Lütfen önlem alın. Ama bu önlem alacak kişiler yerel yönetimler ve bakanlıklar. Onların bu konuda bütçe ayarlaması gerekiyor. Büyük projelere, büyük köprülere, büyük havalimanlara yatırım yapmaktansa veya büyük kanallara yatırım yapmaktansa çıkacaklar, insanların güvenli barınma hakkını tesis edecekler. Milyon dolarları, milyar dolarları o projeye yatırmak yerine insanların barınma hakkını, güvenli barınma hakkını tesis etmekle mükellefler. İnsanların toplam alanları yok. Ben buraya geldiğimde, Avcılar'da oturduğum mahalleye geldiğimde herkes sokakta bekliyor. Okulda tatil etmişler, insanlar evlerine girmiyorlar. Fakat insanlar sabaha kadar evde, dışarıda kalacaklar değil. En sonunda dayanamadılar ve girdiler şu anda evlerine. Belki de benim girmemi beklediler ama yani girdiler insanlar, şu anda insanlar rutin hayatlarına devam ettiler. Fakat insanlar tedirginler. Bu konuda kamu otoriteleri, bürokratların çıkıp insanları rahatlatacak sözler yerine eyleme geçmesinde fayda var. 20 yıl geçti, İstanbul'un %4'ü veya %5'i dönüştü. Bakın hala %95'i soru işareti. 2000 yılında hepsi soru işareti. İnsanların ceplerinde para olmadığı için insanlar evlerini dönüştüremiyorlar. Yoksa insanların hiçbir kent sakini güvenli olmayan bir evde oturmak istemez. Fakat bilmiyor ki. Şimdi evine bakıyor, çatlak var mı? Bodruma bakıyor, çatlak var mı? Yoksa tamam, güvendir diyor. Fakat bununla ilgili performans analizlerinin, incelemelerinin yapılması gerekiyor. Evet, peki şimdi söyledikleriniz çok önemli. Yani kişisel güvenlik önlemleri veya vatandaşların kişisel olarak panik yapması, yapmaması, bunlar değil aslında kritik olan. Bugüne kadar alınmayan önlemlerin üstünü kapatıyor aslında bu tip açıklamalar. Evet. Bu bugüne kadar alınmadı. Bundan sonra en azından alınması gerektiği yönünde bir harekete geçilmesi gerekiyor. Peki daha önceden aslında bugün de konuşulmaya başlanan bir deprem vergisi meselesi var. Bu deprem vergisi başka yerlere yatırıldığı söyleniyor. Bir şekilde harcandığı söyleniyor. Neydi bu deprem vergisi konusu? Bir de bunu konuşalım istiyorum. Tabii şimdi 99 depreminden sonra aslında normalde eski feodal sistemlerde olduğu gibi derebeyler hep halkı vergiyle yönetmişler. Şu andaki bulunduğumuz toplumda da, bu tür yönetilen toplumlarda da, liberal toplumlarda, kapital toplumlarda da halkın üzerine sürekli vergilerle giriyorlar. Şimdi 99 depreminden sonra birçok vergi çıktı. Özel iletişim vergisinden DASK polislerine kadar.
Birçok vergi toplandı, birçok kalem var. Fakat bu vergilerin hala çoğu o günkü koşullarda en azından bu ihtiyaç olan kalemleri gidermek adından bir aslında dayanışma usulü olarak düşündüğünde belki doğruydu diyeceğiz. Doğru değildi ama doğru olarak düşünebiliriz şimdi. Fakat bunlar toplanmaya devam ediyor. Fakat DASK polislerinden toplanan paraların nerede olduğu belli değil. Hatırlarsanız 5-6 sene önce bir bakan çıkıp bunlarla biz duble yaptık demişti. Yani şu anda mesela biliyorsunuz deprem olduğunda DASK poliçelerini ödeyen vatandaşlar binalarına nakdi yardım değil de ani yardım yapıyorlar. Yani işte bina yapım masraflarının karşılanması, sigorta fonundan karşılanması. Fakat bugün bu para var mı yok mu bilmiyoruz. Türkiye'de zaten birçok konut bu şekilde faili bir şekilde duruyor. Yani biz o ödediğimiz paralar nerede, nereye harcandı hiç bilmiyoruz. Bütçede ne kadar para var bu konuyla ilgili ne yapılacak hiç belli değil. Yani düşün, özel iletişim vergisi ödüyoruz. Biz hem TRT payı hakkı da var. Fakat telefonlarımıza da vergi geldi. Bugün bütün hatlar kilitlendi. Telefon hatları kilitlendi. İnsanlar ağırlıklı olarak internet üzerinden iletişime geçtiler. Bu konuda da vergilerimiz var. Fakat bize bu dönemde bile bize hala haberleşme sağlanamadı. Sanırım 3-4 sene önce elektrik mühendisliği odasının afetlerde haberleşme çalıştayı yaptılar. Ben de çalıştay gitmiştim. Özellikle kurulan birçok şey var. İstasyon var. Bu istasyonların çoğu pay hatlarının olduğu yerlere bile kurulmamış. Yani biz aslında deprem kültürüyle bir şey yapmıyoruz. Ödenen vergilerin nereye gittiği belli değil. Biz her şeyden habersiziz. Bizim adımıza birileri bir şey yapıyor. Biz bekliyoruz sadece ve çıkmışlar sürekli bizi rahatlatmaya çalışıyorlar. Tamam, insanlar panik yapmasınlar, fakat panik yapmamanın ilk şartı güvenli olduğunu bilmek. Mesela ben deprem olduktan sonra rahatlıkla aileme ulaşabilmeliyim. Birkaç kişi sormalıyım. Çünkü insanlar direkt telefonları sarılıyor. Sistem direkt çöküyor. 99 depremde yaşadığımız senaryonun aynısını yaşadık. 99'dan bugüne 20 yıl geçti. Biz bu sene mesela Avcılar'da şey yaptık, etkinlik yaptık. Avcılar deprem hazır mı diye. Geçen sene başka ilçede yapmıştık. Fakat ilçelerimizin çoğunda bu hatırlatmayı yaptığımız halde, yani ben insanların kötü niyetli olarak bir şey yapmadıklarını düşünmüyorum. Fakat bir şeyler yapmamaları da insanları panik haline getiriyor. Biz her depremde hop oturup hop kalkacaksak insanların, yani o zaman yerel yönetimler veya işte ne bileyim bürokratlar neden var, ne yapıyorlar diye sormak zorundayız. Ve paralarımız nerede, nereye harcandı diye sormak zorundayız. O yüzden bu çok yüksek işte köprülere, büyük alışveriş merkezlerine, büyük projelere yatırım yapmaktansa çıksınlar insanların güvenli barınma hakkını tesis etsinler. Belki biliyorsunuzdur, yani ben bu dönemde Avcılar'da belediye başkan adayı oldum. Bağımsız belediye başkanı oldum. Amacım depreme hazırlanmayan bir ilçenin deprem hazırlanması anlamında bir aslında çalışma yapmaktı. Bu konuda ciddi bir çalışma oldu. Umarım belediye de bu konuda ilgili müdürlükleri açıp, özellikle deprem ve zemin müdürlükleri gibi müdürlükleri açıp, bütün İstanbul basında, bütün Türkiye basında bu tür müdürlüklerin olması gerekiyor. Belki bir deprem bakanlığının kurulması gerekiyor bu ülkede. Yani çünkü deprem en büyük sorunumuz, ya da afetler, deprem değil sadece, tüm afetler en büyük sorunumuz. Yağmur yağıyor, her tarafı su basıyor, heyelan oluyor, blok blok taşlar düşüyor, depremler oluyor. Bu konuyla ilgili bir bakan, yani Çevre Şehircilik Bakanlığı içinde bir AFAD denen bir birim var. Ama bu konu aslında kendine özgün bir altyapısının olması ve bununla ilgili liyakat sahibi kişilerin de, ben kendimi refer etmiyorum burada, bu konuda uzman kişilerin çıkıp önlemler alması gerekiyor ve bence hiçbir şey için geç değil. Yeni, yani büyük bir depremin ne zaman olacağıyla ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz. İnsanlara işte bazı kanallardan insanlara sürekli panik yayıyorlar. İşte Evet. bir saat sonra deprem olacak vesaire de. Bu tür şeylere gerek yok. Hiçbir bilim insanı, hiçbir akademisyen çıkıp deprem olacağını söyleyemez. Bununla ilgili somut verilere ulaşmadan söylemek imkansız zaten. O yüzden insanlar bu konuda kimseye kulak asmasın. Fakat acil ve ivedilikle önlemlerin alınması için geç değil. Hala bakanlıklar, hala belediyeler bu konuda çalışmalar yapıp bütün binalar istisnasız, kaydesiz, ücretsiz bir şekilde kontrol etmekle mükellefler. İnsanlar ceplerinde para olmadığı için şu anda evleri güvenli olup olmadığını bilmeden oturmak ve evlerine girmek zorundalar. Başka çareleri yok. Evet, siz de aynı zamanda yani sizin gibi hani bu konuda çalışma yapan insanlar da KYK'larla üniversiteden atıldı. Bu da işin bir dipnotu, öyle değil mi? Aynen, şimdi bir de o var. Ben şimdi bu ayrı bir konu zaten. Ben Evet. mesela üniversiteden 29 Ekim 2016 tarihinde atıldım, ihraç edildim üniversiteyi. Neden ihraç edildim bilmiyorum. Kimsenin bilmediği gibi. O günkü ihraç edilenlerin belli bir kimliği, belli bir fişlemeyle ihraç ettiler. Fakat herkes bizim gibi insanları bilir. Beni de ve benim gibi çok demokrat, aydın, ilerici insanın özellikle işte bu tür konuşmalar yaptığından dolayı halkın güvenli barınma hakkını tesis etmekten, işte iç güvencesi mücadelesinde katkıda sağladığı için ihraç ettiler. Bizler üniversiteden ihraç edilsek de üniversiteye geri dönmek istiyoruz. Bizim yaşayacağımız alanlar üniversiteler. Biz üniversite bilgi üretmek için aç olan insanlarız. Ben hala bilimsel çalışmalarıma devam ediyorum. Hala okumaya devam ediyorum. Hala insanların bilgilenme hakkının sağlanması için elimden gelenler şey yapıyorum. Ve benim gibi birçok arkadaşım, İstanbul Üniversitesi'nden ihraç eden birçok arkadaşım var. Hukukçu, iktisatçı, iletişimci arkadaşlarım var. Siyasaldan arkadaşlarım var. Biz hep görüşüyoruz, konuşuyoruz. Arkadaşlarımız hep hala üretimlerine devam ediyorlar.
böyle bizi cezalandırdıklarını kalktılar ama gün gelecek kendileri cezalanacaklar. Çünkü halkın her türlü yaşam hakkını engel aldı. Mesela ben İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim. Cerrahpaşa Fakültesi oldu şimdi Avcılar'da. Bugün gittim oraya. Yani insanlar hepsi, akademisyenlerin, öğrencilerin hepsi dışarıda. Çünkü mühendislik fakültesinin binasını ben CİMER'e de sormuştum. Güvenli değil. Binalar güvenli olmadığı halde öğretim üyelerinin, öğrencilerin orası o kadar. Bu bir suçtur, kamu suçudur. Rektörlük, dekanlık suç işliyor. Yani ve bunun gibi birçok kamu binasında. Ben şu anda oturduğum evimde bile güvenli yaşamıyorsam bunun sorumlusu belediyeler, bunun sorumlusu bakanlıklar. İnsanların güvenli barınma hakkını sağlamak bürokratların suç elinde. Bir vatandaş, herhangi bir vatandaş, ben konusunda uzman olabilirim ama bir vatandaş evinin güvenli olup olmadığını bilemez, araştıramaz. Bununla ilgili bir cihaz ekipmanı yok. Ölçü alsa bile bunu yorumlayamaz. Bu konuda belediyelerin, bakanlıkların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Bakın hala zaman geç değil. İnsanları suçlayarak veya insanları telkin ederek bir şey yapmak da doğru değil ama hala geç değil. Lütfen bürokratlar, kamu yöneticileri üzerine düşen sorumluluğu yapsınlar. Daha önce buldukları gibi Kocaeli depreminde işte göçerleri buldular. İşte bu Van depreminde başka birini buldular. Sürekli birilerini bulup onu cezalandırarak iş çözmek de bu iş olmuyor. Yani onlar da bir şekilde ceza alıyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar cezaevine. İş bitmiş ama giden canlara, giden veya gitip giden canlara olan oluyor. O yüzden geç olmadan lütfen gerekli önlemleri alsınlar, gerekli çalışmaları yapsınlar ve bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsinler diyorum. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese gitmiş olsun. Tekrar hoşça kalın. Sağ Çok olun. sağ olun. Evet. Savaş Karabulut'la konuştuk. Deprem, bu İstanbul büyük beklenen büyük depremle bir alakası var mı bu depremin diye. Mutlaka etkileyecektir diyor aslında. Ben öyle anladım anlattıklarından. Yakın yani aynı fay hattında olmasa da yine de bu büyük depremi tetikleyecek bir deprem olabilir diyor. Kırılması beklenen fayı mutlaka tetikleyebilir diyor. Aynı zamanda İstanbul'un depreme hazır olmadığını bütün yönleriyle anlatıyor Savaş Karabulut ve şunu vurguluyor. Yani burada bakanlıkların, yerel yönetimlerin, bürokratların görevi vatandaşa, kişilere yıkmak yerine örneğin panik yapmayın, işte kişisel olarak şu önlemler. Bunlar elbette panik yapılmaması lazım. Kişisel olarak alınacak önlemler önemli ama bunun dışında makro boyutta, büyük boyutta zaten alması gereken bakanlıkların, iktidarın, yerel yönetimlerin alması gereken önlemler var. Örneğin 2000'den önceki 1 milyon binadan bahsediyor. Bu binaların hiçbir şekilde güvenliği ne kadar var, ne kadar yok, ne kadar depreme dayanıklı, bunların tespit edilmesi gerekiyor. Doğa bize önlem alın diye tatbikat yaptırıyor bu depremlerle diyor. Ve var olan az önce bahsettiğim bu 1 milyon binanın belediyeler, bakanlıklar tarafından kontrol edilmesi gerektiği ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor. Ana fay hattına doğru kırılmaların devam ettiğini ifade etti Savaş Karabulut. Ayrıca önemli bir şey söyledi. İşte büyük köprülere, büyük AVM'lere, büyük yollara yatırım yapılması yerine güvenli yapıların tesis edilmesi gerektiğini, vatandaşların güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Özel iletişim vergileri, DASK, duble yollar, özel iletişim vergileri, DASK gibi o dönemde bazı vergilerin ortaya çıkarıldığını ancak daha sonra duble yol yaptık diyerek bu paraların başka yerlere harcandığını açıkladılar diyor. Vatandaşların panik yapmamasının ilk şartı güvenlik önlemlerinin alınmasıdır diyor. Deprem konusu çok önemli. Birazdan başka bağlantılarımızla yayınımıza devam edeceğiz.